Çukur Bostan nedir? Buraları görüyoruz. Çukur Bostan, Çukur Bostan deniyor. Çukur Bostan sevgili dinleyicilerimiz. Bizans İmparatorluğu döneminde İstanbul'un biliyorsunuz sadece Müslümanlar tarafından 17 defa kuşatıldı. Ve bu kuşatma 1-2 ay sürmüyor. Bunun en kısası 53 gün süren işte biliyorsunuz 1453'teki İstanbul'un fethi. Daha önceki kuşatmalar 2 yıl, 4 yıl sürenler var. Eyüp Sultan geldiği geçen hafta anlatmıştım Eyüp Sultan'la ilgili. Dört yıl kalmıştır mesela. Peki dört yıl bu insanlar etrafı kuşatılmış suyu nereden alacak? Nasıl kullanacaklar kuşatma içindesiniz? İşte imparatorluk, Bizans imparatorluğu bunu bildiği için ne yapıyor? Şehrin belli merkezlerine bugün Yavuz Selim'de olan, Karagümrük Yavuz Selim'de olan, yine Fındıkzade'de olan, Fatih bölgesinde olan bostanlar var şimdiki adıyla Boğazdan dedi. Buralara sarnıç yaptırıyor. Açık hava sarnıcı. Çok derin. Ve sular burada birikiyor. Hem kaynak suları hem yağmur suları. Açıktır. Bugün de gittiğiniz zaman görürsünüz. Doludur o. Halk içme suyunu, kullanma suyunu ne yapıyor? Bu sarnıçlardan alıyor. Peki Osmanlı İmparatorluğu ne yaptı Fetihten sonra? Fetihten sonra durgun su caiz olmadığı için hem temizlik açısından hem sağlık açısından dahi olmadığı için bu sular burası boşaltıldı. Ne oldu? Burası halkın kullanım için bostan dediğimiz işte efendim sebze yetiştirmeye başlandı buralarda. 1950'ye kadar buralar böyleydi yetiştiriyordu. 1950'den sonra mesela Karagümrük, Fatih Karagümrük'teki açık hava sarnıcıdır. Çukur Boştan diye geçer orası da. Ne oldu? Karagümrük stadı oldu. Ama orijinal nasıldı onun? Sebze yetiştiriliyordu. Marul, lahana, işte soğan neyse yetiştiriliyordu. Fındıkzade'deki de aynı şekilde yetiştiriliyordu. Orası da ne oldu? Şimdi spor merkezi olarak Fatih Belediyesi tarafından düzenlendi, devam ediyor. Yani işlevsel hale getirildi. Yine Yavuz Selim'e baktığımız zaman Yavuz Sultan Selim Camii'nin Hemen altında da hatta orada camimiz de vardı. Sanoc içerisinde, Bostan içerisinde. Orası da şimdi güzel bir spor kompleksi oldu. Bakın ne yaptı? Bizans İmparatoru açık hava sarnıcı, Osmanlı buraları bostan yaptı ve daha sonra da buralar ne yapıldı? Şu anda da işlevsel olarak devam ediyor. Bunlar demek ki neymiş Bizans İmparatoru döneminde? Sarnıçmış. Peki hocam siz dediniz ki açık hava sarnıcı. Bunlar su, e, halk kullanıyor, asiller ne kullanıyor? Zenginler ne kullanıyor? Efendim diğer otorite ne kullanıyor? Cık, hayır. Onlar bu sudan içmiyor. Bura halk kullandı. E onlar? Onlar da bin bir direk sarnıcı dediğimiz yine Yavuz Selim'in yanında bulunan kapalı sarnıç ya da e, Topkapı Sarayı'nda bulunan nedir? Yeraltı sarnıcından oradan içiliyor. Kapalı sarnıçlarda. Onlar farklı ya. Onlara gelen su kaynak su kapalıdır. Saraya giden su Oradan açıp kullanılıyor efendim. Bu türde İstanbul'da kapalı sarnıçlar da var. Onlar da saraya kullanılan. Evet, çukur bostan dedik, sarnıçlarımız dedik. İstanbul'da çoktur efendim sarnıçlar. Bunun da sebebi dediğimiz gibi kuşatmadan dolayı. Sadece Müslümanların kuşatması aynı defa ki Rumla bunun dışında Hun İmparatorluğu'nun kuşatması var gelen, Bulgarların var gelen, yani Avar Türklerinin var gelen kuşatmalarıyla İstanbul çok kuşatma altında olduğu için suları devamlı hazırdı efendim.